Kulağımızı hayatımız boyunca kullanıyoruz. Çocukken, erişkinken, yaşlandığımızda ve hepsiyle hayatın sinyallerini alıyoruz. Fakat mevsimlere göre de farklılıklar gösteriyor kulağımızı kullanımımız. Örneğin yazın. Yaz kulağı. Yazın kendimizi dışarıda tutuyoruz. Kendimizi dışarıda buluyoruz. Bazen denizde, bazen havuzda. Bazen spor yaparken, fakat çoğunlukla dışarıda ve kulağımız da bunlardan etkilenebiliyor. Özellikle yazın bulunduğumuz ortamlar kulağımızı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilir. Örneğin yazın gürültülü bir ortama girdiniz, kulağınız etkilenir. Yazın havuza girdiniz, kulağınız etkilenebilir. Yazın arkadaşlarınızla şakalaşmaya başladınız, kulağınız etkilenir. Yazın bir anda bir konsere girdiniz, kulağınız etkilenebilir. Dolayısıyla kulak sağlığınızı sağlıklı bir şekilde tutmak sizin kontrolünüzdedir. Ve problemler bazen çok ciddi olabilir, bazen çok basit olabilir. Ama basit önlemlerle bunların önüne geçebilirsiniz. Birincisi, uçuş problemleri. Artık günümüzde uçak yolculukları oldukça yoğun yapılıyor ve varacağımız yere indikten sonra karşımıza bir anda bir kulak problemi çıkıveriyor. Hayatımızın en keyifli anları yaşayacağımız yerde bu sefer kulağımız tıkandığı için bir doktor aramaya başlıyoruz. Gelelim uçaktaki olayları bir hatırlayalım. Uçuşumuz gayet iyi geçti. Tam inişe geçtik. Anonslar yapıldı. Kemerleri bağlayın ikazı geldi ve bebekler ağlamaya başladı. Bu çok normal. Çünkü bebekler kulakta dışarıdaki basınçtan en çok etkilenen canlılardır ve dolayısıyla bebekler ilk alarmı verirler. Ağlayan bebekler kulaklarını eşitleyemeyen bireylerdir ve problemler başlıyor demektir. Olayın biraz ayrıntısına inmek istiyorum. Uçuşlarda en önemli kısım iniş kısmıdır. Bu iniş aynı zamanda bir dalıştır. Dalış aşağı doğru inerken dışarıdaki basıncın artması durumudur. Dışarıda basınç arttıkça orta kulağımız bir hava boşluğu olduğu için relatif olarak vakum durumda kalır. Yani negatif basınçta kalır. Ve bu da orta kulaktaki yapıların içeri doğru çekilmesine sebep olur. Bunlar kulak içerisinde kanama, kulak zarında çökme, bazen işitme kayıpları, bazen kemikçide kopmalar gibi problemler yaratabilir. Bunların çoğu basit problemlerdir. Kulak bu durumu koruyabilmek için İlginç bir mekanizma geliştirir ve orta kulağı kendi sıvısıyla doldurur, serumla doldurur. Bu da basınca karşı kendini koruma durumunu alır. Fakat orta kulak sıvıyla ya da bir kanamayla dolduğu zaman da açılma süresi yaklaşık 1-2 hafta alır. Bu da şu anlama gelir. İndikten sonra 1-2 hafta kulak ağrısı çekmek ve kulağınız tıkalı gezmek oldukça rahatsız edici bir durumdur. Bu durum barotravma olarak tanımlanır. Barotravma genellikle hava dalışı sonrasında yaşadığımız en büyük problemlerden birisidir. Hele bir de bu tatilde dalış için gittiyseniz bu ciddi bir problemdir. Hem hava dalışı bir de ardından bir scuba ya da bir şnorkel dalışı demek kulaklarınızın daha kötü bir duruma gelmesi demektir. Burada önemli bir nokta var. Başta önlem alınabilir miydi? Evet alınabilirdi. Eğer gripseniz, eğer üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsanız, eğer burnunuz tıkalıysa uçuştan önce muhakkak bunların önüne geçmiş olmanız gerekir. Çünkü bu tip problemler genellikle uçuş öncesindeki hastalıklardan kaynaklanır. Bunları muhakkak tedavi ettirip tatile öyle çıkın. Eğer işitme azlığınız varsa indikten sonra muhakkak bir hekim bulup ona görünün. Çoğu işitme problemleri uçuş sonrasında masum problemlerdir. Sadece basit bir beklemeyle ve basit bir solunum yolu enfeksiyon tedavisiyle düzelen problemlerdir. Aman dikkat! Uçuş öncesinde muhakkak gripli ya da solunum yolu enfeksiyonu bir şekilde uçuşa girmeyin. Geçmiş olsun dilerim.